Şura adı verilen kendi danışma meclisini topladı. Sanırım en son konuşması gereken benim. Siz neye karar verirseniz biz varız. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere şöyle dedi. Yüreğiniz imanla dolu olarak gidin. Çünkü Allah bana ya kervanı ya da savaş alanında zafer kazanmayı vaat etti. Mekke ordusuyla Bedir kuyuları yakınında karşılaştık. Çabuk mızraklarımı hazırla. Sen yanımdan ayrılma. En önemlisi de Bilal'i bulmama yardım et. Savaş geleneklerdeki gibi üçer kişinin teke tek mücadelesiyle başladı. Hazreti Hamza kılıcını çekti ve iki kişiyi yanına çağırdı. Übeyde, Ali. Gibi savaşıyorlar. Bilal! Neyi? Ebu Leheb. Geri döndün. Artık sana olan borcumu ödedim. Ve bilmen gereken son bir şey daha var. Allah yeğeninin saflarında yer alıyor Ebu Leheb. Yardım edin. Kimse bana yardım etmeyecek mi? Lütfen. Geri zekalı. Aptal. Geri çekilmesini söylemiştim. Bir dahaki sefere. Ama konu bu değil. Biz ilk fırsatı kaçırdık. Artık Allah'ın onlardan yana olduğunu düşünüyorlar. İnan bana, bundan sonra onu yenmek imkansız olacak. O sadece bir insan. Hayır, insan olan sensin. Onun gibisi sadece bir kez gelir. İlahlar şahidim olsun.
son altınıma kadar ona karşı savaşacağım. Silah ve at alacağız. Muhammed'e kimin daha güçlü olduğunu göstereceğiz. Mekke yaklaşık 3000 askerden oluşan bir ordu kurmuş. Üzerimize geliyorlar. Bizse sadece 700 kişiyiz. Yapılan şura toplantısından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yaklaşmakta olan düşmanı Uhud Dağı'nda karşılayacağız. Biz hazırız Allah'ın elçisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazansak da kaybetsek de bu tepeyi terk etmemenizi söyledi. Düşmanın arkadan saldırmasına izin vermeyeceksiniz. Her şey ters gitti. Muhammed öldü mü? Düştüğünü gözlerimle gördüm. Beni dinleyin. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Bugün bizim ilahlarımız kazandı. Şehitlerimiz cennete, ölüleriniz cehenneme gitti. Muhammed ölmüş olduktan sonra neye isterseniz ona inanın. Şunu çok iyi bilsin. Bugün ölen her askerimize karşılık sizden tam 4 tane öldürdük. Muhammed yaşıyor mu? Ha, bu savaşı Mekke'nin kazanacağı zaten belliydi. Adaklarını sun da dışarı gel Ebu Sufyan. Bizi buraya getiren sensin. Muhammed yaşıyor. Ne olmuş? Hamza da dahil 70 adamını kaybetti. Hadi gel de kutlamalara katıl. Muhammed hala yaşarken burada sevinerek zafer kazandığımızdan nasıl söz edersiniz? Muhammed yaşıyor. O halde anlaştık. Artık bu savaş sadece Müslümanlarla Mekke arasında değil, hayır. Tüm Arabistan Muhammed'e karşı olana kadar bütün kabile liderleri savaşmaya yemin etti. Ta ki Muhammed yaşıyor nidalarının çığlıklarının yeri.